İyi akşamlar Sakarya TV seyircileri. 27. Olgunlar Futbol Turnuvası. Bu yıl yine eğitime katkı amaçlı düzenlenecek. Bu turnuvaya bu yıl bir isim sponsoru aldık. Şu anda konuklarımız Kayalar Tarım Firması sahipleri Mehmet Kaya, Mustafa Kaya ve Harun Musa Kaya. Olgunlar Futbol Turnuvası bildiğiniz gibi 2 yıldır eğitime katkı amaçlı düzenlenmekte. Bu yıl da yine aynı amacı taşıyor. Yaklaşık 40-45 takımın yer aldığı turnuva Sakarya'nın mini bir Dünya Kupası. Her yıl yapılan bir Dünya Kupası özelliğini taşıyor. Buraya sponsor olan firmalar var, reklam veren firmalar var. Ancak bugüne kadar bir ilk diyebileceğimiz isim sponsoru bugüne kadar alınmamış ama bu sene isim sponsoru olarak Kayalar Tarım Firması'nı aldık. Kayalar Tarım Firması Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Kaya ile başlayalım. İlk önce kısaca kendinizi tanıtır mısınız seyircilerimize? Ben Mehmet Kaya. Adapazarı'na bağlı Kurtbeyler Köyü'nde çiftçilik yapıyoruz. Daha sonra ticaret hayatımı başladık. Tarımla uğraşıyorsunuz. Tarımla baba aile mesleği bildiğiniz kadarıyla. Daha sonra da işte çocukluğumuzun ilk günlerinden de ticarete merakımızdan tarımın yanında işte böyle küçük ticaretler yaparken daha sonra işlerimizi geliştirdik. Sektörde de ilklerinden olduk. Sakarya'da bu işi yapan en büyük firma sizsiniz bildiğiniz kadarıyla. Öyle diyelim. Bir tevazu olmaya gerek yok. Evet. Mustafa Kaya, genel müdürümüz. Sizi tanıyalım, sonra sohbetimiz devam edecek. Ben Mustafa Kaya, Alapuzan'a bağlı Kutbeler Köyü'ne dünyaya geldim. Eğitimi yurt dışına tamamladıktan sonra... Nerede okudun Mustafa? Kırgızistan'da bitirdim ben üniversiteyi. Hangi bölümü? Eğitim Fakültesi mezunuyum. Eğitimi tamamladıktan sonra şirketimiz olan Kayalar Tarım'da yönetici konumunda aktif olarak rol oynamaya başladım. Ve şirketimizin geleceği için elimizden gelen tüm gayretimizle çalışmaktayız. Çocuklar devam ediyor. Evet, kardeşimizin Harun Musa Kaya. Seni de tanıyalım kısaca. Ben Harun Musa Kaya. Ailemin ikinci çocuğu olurum. Bir kardeşiniz daha var. Evet, bir kardeşimiz daha var. O da okul nedeniyle o da bizim destekten olmak. Zannediyorum. Evet, o da Radyo TV'sine okumakta. Ben de fakülte eğitimini Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde bitirdim. Evet. Daha sonra aile şirketinde yönetici olarak, satın alma ve pazarlama müdürü olarak aktif olarak görev alıyorum. Birlikte, hep birlikte aile şirketini, Aile şirketini buralara getirdik diyorsunuz. Evet. Evet, çok güzel. Şöyle bir durum var. Genelde aile şirketleri kurulurlar, nesilden nesile çok az geçer. Siz bunu devam ettirmeyi hedeflemişsiniz gördüğümüz kadarıyla. Neler söylemek istersin bu konuda? Yani biz şimdi firma olarak üstümüze düşen her şeyi yapıyoruz. Bireysel anlamda da üzerimize düşen her şeyi yani yerine getirdiğimizi düşünüyoruz. Yani insanlara olan hizmetimizi daha hızlı, daha güvenilir, daha kaliteli yapmaya çalışıyoruz. Pazarlamış olduğumuz ürünleri de, sevkiyatlarımızı da, ilişkilerimizi de daha düzenli ve daha tertipli yapmaya başlıyoruz. Şimdi sayın seyirciler, Olgunlar Futbol Turnuvası, az önce bahsettiğim gibi 26 yıldır düzenleniyor. 27. yıl bu sene düzenlenecek. Aslında bir sene ara verilmiş. Normalde 28.si düzenlenmesi gerekiyor. Ancak 27.si düzenlenecek. Az önce de bahsettiğim gibi ilk defa bundan önceki yönetimler hiç isim sponsoru almamışlar. İlk defa bir sponsorluk söz konusu olduğunda ben de benim de annemin yetiştiği, annemin doğup büyüdüğü yer Kurtbeyler. Mehmet kardeşimiz de bizim arkadaşımız. Konuyu açtığımda böyle böyle bir şey düşünür müsünüz dediğimde neden olmasın dedi. Sağ olsunlar bizleri kırmadılar. Bir de esas amaç burada eğitime katkı amacı güttüğü için bir iki öğrenci daha bizden bir iki önce öğrenciye faydamız olursa ne mutlu bize gibi konuşmalar geçti aramızda. Hemen biz de
konuyu yönetime ilettik, onur kurulumuza ilettik. Bu arada ben onur kurulumuza söyleyeyim. Hüseyin Avni Coş, Sakarya Valimiz, Zeki Toçoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Süleyman Dişli, Adapazarı Belediye Başkanımız, Emniyet Müdürü Osman Babadağ, Milli Eğitim Müdürümüz Mevlüt Kuntoğlu, Doktor Bilge Kağan Kaya, Sağlık Müdürü Salih Koşu, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürümüz, Feruh Sevgin, Sezgin, Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürü, Yılmaz Kuzey, Amatör Kulüpler Spor Federasyonu Başkanı, Ali Arslan, Futbol Temsilcisi, Selahattin Aydın, Sakaryaspor Kulüp Başkanı, Sezai Matur, Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, Zeki Aydın Tepe, Türkiye Spor Yazarları Derneği, Sakarya İl Temsilciliği Muzaffer Elmas, Sakarya Üniversitesi Rektörü olduğu için o da onur kurulumuzda. Baro Başkanımız Avukat Zafer Kazan yine onur kurulunda. Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mahmut Kösem Usul da onur kurulumuzda. TÜBİTAK Genel Müdür Yardım Vekili Hikmet Öztürk yine onur kurulunda. Tertip Komitesi'nin başında ise Tansürler Ticaret Meslek Lisesi Okul Müdürü Sayın Mithat Şahin bulunmakta. Bu organizasyonun genel koordinatörlüğünü Serhat Şüklü yapacak. Feridun Özdemir Ticaret Meslek Lisesi Kulüp Başkanı aynı zamanda. Ali Fikri Aşık Anadolu Spor Gazeteciler Derneği Başkanı ve basın sözcüğümüz aynı zamanda. Adnan Akıncı Ticaret Meslek Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı, İdari İşler Sorumlusu. Nurettin Elmacı aynı okulun beden eğitimi öğretmeni ve tesislerden ve organizasyondan sorumlu. Sevda Eruz Sosyal İşler ve Çevre Sorumlusu. Yusuf Koç iş adamı. Aşkın Kılıç iş adamı. Şimdi bu olay bir gerçekten çok büyük bir olay. Yani Sakarya için güzel bir olay. Tertip Komitesi'nden, onur kurulundan da anlaşıldığı gibi Sakarya'ya çok ivme kazandıran, Sakarya'nın sesini duyuran bir organizasyon. Biz de 2 yıldır bu organizasyonu Sayın Şaban Mergül önderliğinde canlı yayınlamaktayız. Bu da belirli bir yere getirdi bu turnuvayı. Katılımları çoğalttı. İşte spor reklam verenleri çoğalttı. Baktılar ki hakikaten olay farklı yerlere gidiyor. Verilen her kuruşun hesabı şeffaf olarak veriliyor. Şeffaf olarak olduğu için giden çocuklara eğitime katkı amaçlı giden çocuk giden paraların eğitime katkı amaçlı çocuklara gittiği, öğrencilere gittiği her şey net, açık. Dolayısıyla insanların gözü kapalı, gözü arkada kalmadan, daha doğrusu yanlış tabir kullanmayayım, gözü arkada kalmadan buraya destek olabiliyorlar, oluyorlar daha doğrusu. Olgunlara gittiniz mi? İlk önce onu sorayım ben Mustafa. Olgunlar turnuvasını birkaç defa arkadaşlarımızla izlemeye gittik. Nasıl bir ambiyans var? Ne zaman gittiniz? Son 2 senedir mi, daha önce mi? Yani son 2 senedir birkaç defa gitmiştik. Oradaki atmosfer bizi cezbetti. Spora olan ilgimiz ve teşviklerimiz de zaten turnuva sponsorumuzda. Evet. Onu da tespit etmiş olduk. Orayı gördüğünüzden sebep getirdik. Öyle bir şey oldu. Ben biraz da firmanızın yaptıklarınızı bize anlatabilir misiniz? İster Mustafa, ister Mehmet. Sen biz anlatırsın. 2003 yılından Mısır Sıracı ile başladık. Daha sonra 2009 yılında kurumsal olarak faaliyetlerimize başladık. Mısır Sıracı, Pancar Küspesi. Bölgemizin ihtiyacı olan bu gibi ürünlerin dayanıklı tüketim malı haline getirebilmek için biz de bir çabalar gösterdik. Adapazarımızda böyle bir şey yoktu. Sakarya'da. İlk siz başlattınız değil mi? Biz başladık. Sadece işte an... buradaki ihtiyacı kim görüyordu? Nerede, hangi firma ya da var mıydı öyle bir? Öyle bir şey, dışarıdan mı geliyorlardı? Dışarıdan da gelmiyordu. Dökme olarak yapılıyordu havuz sistemini. Bu da ürün kaybına sebep oluyordu. Malın kalitesi bozuluyordu. Saklama koşulları iyi olmayınca hayvana da verimli olmuyordu. Daha sonra biz işte bölgemizin ihtiyacını tespit ederek böyle bir girişimlerde bulundum. 2009 yılında, 2010 yılında bu işlere biraz daha ağırlık verdik. İşte bir makine
ile başladık. Evet, başladık bu işimize. Daha sonra işte kafedrelerimizi, makinalarımızı çoğalttık. Ben araya gireceğim bu arada. Geçen sene zannediyorum. Tayfun Talipoğlu da sizi ziyarete evet. gelmiş öğrendiğimiz kadarıyla. Tayfun Talipoğlu da bizi ziyaret etmişlerdi. Evet, firmayı ziyaret etmişler, yaptıklarınızı anlatmışsınız falan. Evet. Güzel bir çalışma yapmışlar kendilerine. Evet, evet, çekim de yapmışlar. Röportaj yapmışlar bizim için, evet. bizimle ilgili. Gayet bu konuda da başarılı olduk. Hayvancılık sektörüne de çok iyi bir hizmet getirdik. Bölgeye de kazanımlar oldu. Vatandaşın malı da değerlendi. Dayanıklı tüketim malı haline getirdik. Çünkü mısır silajı ve pancar küspesi iyi saklanamadığı zamanlar çok ürün kaybı oluyor ve hayvanlarda da verim düşüklüğü oluyor. Paketin içine koyunca bunların faydalı bakterilerinin kaçmıyor, içinde kalıyor ve hayvana da daha fazla yarayış sağlıyor. Bu yüzden de bölgemizde de tutuldu. Paketlemeyi de yapıyoruz. Evet, her şeyi. Biz paketlemeyi. İşte bunun yanında da biz Uğba silajına başladık son 3 yıldan beri. Sadece Uğba Sakarya'da mı yoksa başka illerde yapıyor musunuz? Biz Akyazı ve Düzce'de de hizmet veriyoruz. Oralarda da şubelerimiz var. İşte bayilik ağlarımız var. İstanbul bölgesi. Trakya'da Batı da var. Karadeniz. Evet. Trakya bölgesinde ilçelerde bayilik verdiğimiz bayilerimiz var. Onlarla bu hizmeti devam ediyoruz. Evet, Sakarya'da birlikte olarak başladık. Evet. Türkiye'ye yayılırız. İnşallah ileride. İnşallah. Nerede hizmet ağımızı daha da geliştirmeyi. Nerede okudun demişti? Kırgızistan'da. O taraflara doğru inşallah. İnşallah. Nasıl olsa oradan toprağını suyunu biliyoruz diyorsun. Tabii. Yurt dışında ilerleyen zamanlarda açılır inşallah. Tabii ki mutlaka. Evet, biraz da Harun Musa'yla sohbet edelim. Harun, Antalya'da okuyorum dedin. Evet, Antalya'da Akdeniz Üniversitesi bitirdim. Bitirdin. Bittin bu sene sonu? Evet, bitti. Hayırlısı olsun. Tarih okudun bildiğiniz. Evet, tarih bölümü mezunuyum. Şimdi aileye katkı evet. bulmak üzere evet. satış ve pazarlama müdürü olarak evet. baban seni işe aldı. Evet. Öyle oldu. Okuldan sonra evet. bu işe devam etmeye başladık. Tarih bilen bir satış ve pazarlama müdürümüz var Mehmet Bey. Evet. Kıymetini bilin, tarihimize sahip çıkın. Tarihçesini daha da iyi bilin. evet. İşte bir yolumuz daha var, az önce de bahsettik. O da bu yıl üniversiteye başladı İstanbul'dan. O da radyo, televizyon ve sinema okuyor. Evet. İnşallah o da işte bilemiyoruz, kendi alanında gitmezse. Ama meraklı, ben geçen gün tanıştım kendisinde. Evet. Bayağı meraklı. Abi dedi bana İstanbul'da bir yer bulabilir misin gibi. Hatta onu Şaban Mergül'le de konuşacaktım bir müsait olduğum zaman da. Evet. Elimizden geleni yaparız inşallah. İnşallah. O da, o da kendini gösterir. Aktif kendisi de. Evet. Yani, aktif ve girişken bir çocuk. Yani evet. çekingen değil yani. Yok. Hiçbir öyle değil. Güzel evlatlar yetiştik. Allah bağışlasın. İnşallah. Ben önümdeki notlardan geçen seneki Olgunlar Futbol Turnuvası'nın evet. notlarını biz size paylaşmak istiyorum. Biz geçtiğimiz istiyorum. Yılda bir sponsor olmak istedik, geç kalmıştık geçtiğimiz evet. yıl. Ama bu yıl ana sponsor olduk, bu da bizi sevindirdi. Teşekkür ederim. Eğitimi de bu arada desteklemeden de onu duyuyoruz. Zaten esas amaç o, burada evet. yapılan turnuvanın, düzenlenen yani turnuvanın amacı. Severek. Bizler de bu işin hamallığını yapmaya çalışıyoruz elimizden evet. geldiği kadar. İnşallah. Size de aracı olmaya çalışacağız. Sağ olun. Şimdi geçen sene 27 Mayıs Salı akşamı başlamış Mustafa Hanım'a ve 49 gün sürmüş. 154'ü resmi olmak üzere 157 maç oynanmış toplamda. Sadece Berat Kandili nedeniyle bir akşam oynanmamış. 154 resmi karşılaşmanın 4'ü hükmen galibiyetlerle sonuçlanmış. Bunlar önümüzdeki notlar. Turnuvanın en gollü maçları Tosçu Baba, Sapak Spor 6, Modern Kuyuculuk, Turyat 21. Çok gollü maçlar var. Yani. Siz de buraya geleceksiniz sponsor olarak. Evet, evet. Buraya geldiğimizde göreceksiniz ki çok güzel bir zaten gelmişim. Şimdiden çok keyifli olacağına inanıyorum. İnşallah. Sizden destek de tabii daha güzel olacak. İnşallah. İkincisi, Emre Hullu Mamuller, Doğan Halı Yıkama 17, Hakemler Derneği 10. Her iki maçta 27 gol atmış. Yani çok notlarımızı alacak kadar değerli bilgiler bunlar.
Turnuvanın en gollü akşamı 24 Haziran Salı günü. Toplam 68 gol atılmış. Çok güzel bir akşam olmuş demek ki seyirciler açısından. Evet. Bizim seyircilerimiz açısından çok güzel bir akşam olmuş. Turnuvada atılan gol toplam sayısı 1399. Ayrıca gençler finali eksik burada, onun golleri yok. Turnuva nelerken golü, modern kuyumculuk lama kalite futbolcusu Yasin Çelik'ten biliyorsunuz. Yasin Çelik eski Sakaryaspor'un futbolcusu. Eskiden Sakaryaspor'da birçok kulüpte oynadı ama daha çok Sakaryaspor olarak anılıyor. 22. saniyede atılmış. Çok hemen başlar başlamaz pas almış, gol atmış. Dünya Kupası'nda ilk golü Hakan Şükür atmış. O da bir rekor kırdı. Dünyanın iki tabii ki. Japonya'da, Kore'de. Kore'de bir tane. Turnuvanın şu maçı 0-0 beraberlikle bitmemiş. Yani golsüz maç yok. Hep gol. Eğlenceli bir turnuva oldu. Bu yıl da eğlenceli bir turnuva olacağını düşünüyoruz inşallah. Evet. Kendi kalesine gol atan da var. Doğan Halı Yıkımı'nın kalecisi Adem Çolak. 32 tane FIFA topu kullanmış. Yani ölçülerimiz o çünkü. FIFA'nın değer verdiği kilogramından tutun şeyine kadar hepsi. Onun FIFA standartları doğru. Daha güzel yaklaşım oldu. Turnuvayı 49 gün boyunca 61 bin futbol sever izlemiş. Bu da çok ciddi bir rakam. Her üç kategoride gençler, olgunlar ve genç olgunlar diye 544 futbolcu top koşturmuş. Burada biraz espri atalım. Turnuva boyunca 1850 porsiyon köfte, 3 ton çekirdek, 410 demlik çay, 4300 adet pet şişe su kullanılmış ve 511 tane de bardak kırılmış. Turnuva ikinci kez bizim aracılığımızla dünyaya canlı olarak aktarıldı. Şu anda zaten canlı yayındayız. Ve ikinci kez de Ramazan ayında yapılmış. Genel bilgiler bunlar. Geçen seneki. Tabii çok bilgiler var. Mesela en az gol yiyen kaleci Hayaller Grubun, Ender Özdemir gibi, Kayıp ile alan Tarık Öztürk gibi bu tür en değerli oyuncu Sabahattin Kıyak, Kayarlar Grubu. Çok güzel, değerli bilgiler var. Dolayısıyla bu sene de bu turnuva bu şekilde belki daha da güzel olacak inşallah. İnşallah. Daha güzel katkılarla sürükleyeceğiz. Az önce ben aşağıda sormuştum ama Fenerbahçeliyim demiştim ya, değil mi? Evet. Bizim takımdan. Evet. Siz de Fenerbahçeliyim. Sen takım tutmuş. Evet. Ben takım tutmuyorum, izlemeyi seviyorum. Ama Sakaryaspor'u Sakaryaspor'u her şeyden önce. Sakaryaspor da maalesef playoff'lara kalıyor. Büyük ihtimalle öyle gözüküyor. İnşallah iyi yerlerde görmek istiyoruz. Ha, işte, evet, bugüne kadar bazı yönetimlerin eksikliklerinden diyelim, farklı şeylerden ötürü Sakaryaspor'u maalesef istediği yerde değil. Stadyumumuz bir yandan yapılıyor, bitmek üzere neredeyse. Ama Sakaryaspor olduğu yerde değil. Stada yakışır bir Sakaryaspor. Tüm Sakaryalı'nın hepimizin beklediği bir takım inşallah olacak. İnşallah. Evet. Adamızı böyle de duyurmak istiyoruz tabii. Evet. Sakaryalı. İlerleyen zamanda Sakaryaspor'a da sponsorluk diliyorum. Kayarlar Grup tabii. Grup olacağız tabii o zaman. Nasip inşallah. Elimizden gelen katkıyı yapacağız. Evet. Mustafa biraz da tekrar firmaya dönelim. Biraz da senden bilgi alalım firmayla ilgili. Neler, az önce baba bahsetti ama çok kapalı olarak kesin. Biraz açarsan. Şimdi firmamız 2009 yılında kurumsallaştıktan sonra bünyemize bir adet paketleme makinesi aldık. Bununla bölgedeki, babamın da söylemiş olduğu konuda, bölgedeki eksikliği tespit ederek bu eksikliği doldurmaya başladık. Üreticimizin ürününü tarladan alarak bunu biçim makinalarıyla ve nakliye kamyonları depomuza girip orada ambalajlama işine başladık. Hı hı. Ve bu yaptığımız işten sonra yapmış olduğumuz ürün daha kaliteli, daha uzun ömürlü ve daha uzun tüketim malı haline getirmeye başardık. Hı hı. Ve bu konuda da ciddi pazarlara da ulaştık. Hı. Yani bugün mal gönderdiğimiz pazarlar Trakya,
Marmara bölgesi, Batı Karadeniz, İç Anadolu bu bölgelerde hizmet vermekteyiz. Evet. Yani bunun için araç farkınız var bildiğiniz kadarıyla. Nasıl araçlar mesela? Ne tür araçlar kullanıyorsunuz? Yani bir adet biçme makinemiz var. Profesyonel biçerler. Yani Avrupa'dan ithal ettik. Sizi ziyaret ettiğimde gördüm orada. Bayağı devasa araçlar var. Tabii yaptığımız işe göre araçlarımızda ciddi anlamda profesyonel araçlarımızda sahibiz. Makine parkımız çok zengin. Yani bu işte yeterli olan bütün ihtiyaçları karşılayacak makine parkımız var yani. Çok güzel. Yani makinelerimizde Avrupa makineler kullanıyoruz. Hı-hı. Profesyonel makineler. Yani profesyonel yakışır makineler kullanıyoruz. Az önce bahsettiğim gibi bölgede ilk başlamışsınız, ilk başlayan sizsiniz. Var mı başka böyle sizinle aynı işi yapabilen ya da aynı kapasitede? Bizimle aynı kapasitede yapabilen yoktu ama bizden 2 yıl sonra başlayanlar var bu işe. Sizden sonra başlayanlar. Biz tabii diğer siz bir açığı gördünüz. Tabii. O açığı kapatmak adına bu girişimde bulundunuz. Onlar da sizin arkanızdan sizi örnek alarak. Evet, biz de onlara teşvik olduk. Teşvik oldunuz. Yani önce oldunuz. Önce olduk. Evet. Evet, siz de devam edelim. Sayın Mehmet Kaya, az önce yarım kaldı sohbetiniz, oradan devam edelim. Baştan alalım isterseniz. İşte sektördeki boşluğu görüp bu işlere başladık. Gayet de üretici için de, tüketici için de yani biz aracılık hizmetleri yapmış oluyoruz. Evet. İkisi için de faydalı oldu. Adapazarı ve bölge itibarıyla da mısır için çok elverişli. Bu arada mısır ekiyor musunuz? Var mı? Mısır kendimiz de ekiyoruz. Kendimiz bildiğim kadarıyla vardı. Biz zaten çiftçi kökenli olduğumuz için tarımla uğraşıyoruz. İlk ve ortaokul okulu bitirdikten sonra tarıma başladık işte. Baba gel bakayım buraya dedi. Hadi bakalım tarlaya. Devam edeceğiz dedi. Kardeşimizin birisi o bankacılık sektörüne gitti. Dursun onu da buradan selam gönderelim kendisine. Evet. Dursun da bizim kardeşimiz, abimiz. Evet, abim benim. İşte oradan emekli olduktan sonra onu da bünyenize kattınız. Bünyemizde bizimle beraber çalışıyoruz beraber. O da muhakkak daha çok zannediyorum Akkezi'ye kanalize edecektiniz. Öyle bir sohbet geçmişti aranızda evet. Galiba. Yani o muhasebe alanında tüm bölgelerde o ilgileniyor. Bütün hepsini, genel muhasebe yazacak. Genel tabii bankacılık sektöründen geldiği için doğal kendisi olarak çok deneyimli ve başarılı. Tarihçi, bankacı. Evet. Mustafa ne okumuştum? Eğitimci, tarih. Eğitimci, tarih. Bir de reklamcımız olacak işte şimdi. Radyo, televizyon, sinema. Bir de reklamcı var. Radyo, televizyon, sinema, reklam. O da var. Yani şirket bence çok 4, zengin. 5 saç ayağına oturmuş. 4 çok saç ayağına normalde ama bu 5 saç ayağına oturmuş. Kesinlikle Allah yol vermiş. İnşallah güzel şekilde gideceksiniz. İnşallah. İşte biz de yani bölgemizde yeni çalışmalar, işte Ar-Ge çalışmaları da yapıyoruz. Bunun için de belli bir yatırımlar da yaptık. Yani hububat silajını yaklaşık 3 yıldan beri tanıtmaya çalışıyoruz bu bölgede. Hem köylüye ektiriyoruz, çiftçimize ektiriyoruz. Teşvik ediyoruz, teşvik ediyorsunuz. Evet, teşvik ediyoruz, malı alım garantisi veriyoruz. Aynı zamanda çiftliklere de bunu denetiyoruz. Hı-hı. İşte bunun hem düşük maliyetli bir yem olduğunu, hayvancılık sektöründe maliyetlerinin daha aşağıya zaten hayvancılık çekip, sektörünün tek en çok şikayetçi olduğu şey yem gelir. Kaba yem ihtiyacı. Tabii. Siz bunu bir nebze de açığı kapatmaya çalışıyorsunuz. Tabii. Ya da kapatıyorsunuz evet. Yani. Yani bayağı bu konuda tüketicilerimiz de yani bizim çiftliklerimiz de nasıl rağbet nasıl? Yani şey yapıyor mu? Bilinçli dediniz de bilinçlendiriyorsunuz ama evet. Rağbet var mı yani? Rağbet nasıl? Var. Var. Tatminkar. Evet. Tatminkar. Yani daha önceki işte samanla bu tahılla bakmaktan çıktı. Hı hı. Yani şu an her şeyi, birçok şeyi değerlendiriyorlar. Yani buğday, arpa, yulaf, fi silajları, enginar silajı, mısır silajı, efendim pancar küspesi, yani bunların hepsinden bir katkı sağlayan maliyetleri aşağıya düşürme. Yani samanı artık sadece hayvanlarda bağırsak düzenleyici olarak kullanıyorlar. Ne güzel. Yani, lansör gibi. Bir de için olabilir de lansör gibi. Çok güzel. Yani hem maliyetler düşük,
Seyirciler, olgunları konuşuyoruz ama olgunlar futbol turnuvasında böyle şifahi bilgiler de alıyoruz. Bu da bizim için güzel oluyor tabii ki. Yani sektörde bayağı bir ileriye gidildi. Maliyetler düştü. Yani hayvancılığın para etmediği dönemlerde bile çok ucuz maliyetle yem tedariki, yiyecek tedariki belki çok fazla hayvan kilo almasa da yani 700-800 gramlara kadar günlük mısır sıracıyla, huba sıracıyla besleme oranı arttı yani. Oluyor. Evet. Yani hayvancılık biliyorsunuz. Sizde hayvancılık yok galiba değil mi? Az. Çok fazla değil. Aslında o işte de bayağı bir bu işte gelecek güzel. Var. Biz daha çok hayvan besleme konusunda ilgileniyoruz. Biz besleyelim, üretmeyelim. Üretenleri teşvik edelim. Yardımcı olalım. Ucuz yem ihtiyacını karşılayalım. Evet. Maliyetlerini düşürelim. Biz tabii maliyetleri aşağıya düşürüp daha iyi nasıl hizmet verebiliriz? Biz bunun hesabını yapalım. Hayvan bakanlar da tabii bizi tercih ederlerse daha uygun, daha kaliteli yemi tedarik ulaşmış olurlar. Evet, biz de tedarikçi olarak bayağı ciddi firmalarda. Ayrıca depolamanız var mı? Depolama var. Sisteminiz var. 3 yerde depomuz var. Nerelerde? Biri merkezimiz Çökekler'de. Akyazı'da Osman Bey'de. 33.500 metrekare alanımız var. Depolama alanımız. Yine Düzce'de 18.000 metrekare depolama alanımız var. İşte sezon da çok hızlı geçtiği için şu anda 5 tane paketleme makinamız var. Bununla hızlı bir şekilde sezonda stoklarımızı yapıyoruz. Stoklu çalışıyoruz. 12 ay boyunca tüketiciye hizmet vermeye çalışıyoruz. Evet. Yani bizde ürünlerimiz 12 ay boyunca devam ediyor. Devam ediyor. Depolama, evet. Depolardan tedarik ediyoruz. Depolardan tedarik ediyoruz. Şimdi olgunlar futbol turnuvasına, 27. olgunlar futbol turnuvasına sponsor olduktan sonra sizin kapınızı çalacaklar büyük ihtimalle. Arkadaşlarımız sizden destek isteyeceklerdir. Mutlaka başınıza gelecek olan olaylardan bahsedeyim azıcık. Evet. Dolayısıyla siz de bildiğimiz kadarıyla bu konularda kontrollü olarak elinizden geldiği kadar zaten bildiğim kadarıyla iki gazetede ilanlarınız çıkıyor. Evet. İki tane yerel gazetede. Yerel gazetede çıkıyor. Evet. Daha önce de ulusal televizyonlarda çiftçi programlarında çıktı galiba. Canlı yayınlarımız oldu. Çok güzel. O yüzden bu kadar rahatsınız. Yani ben ilk defa çıkıyorsunuz zannettim. Meğersem sizin daha önce programlarınız varmış. Daha önce deneyimlerimiz var. Deneyimleriniz var. Çok güzel. Evet. Yani biz de sesimizi daha böyle uzak noktalara duyurup yani hem sektörden daha iyi istifade edilmesini hem daha geniş kitlelere ulaşmak istiyoruz. İnşallah. Pazarımızı da büyütmek istiyoruz tabii bu arada. İnşallah. Bu arada ilk konu daha geçmiştik kendi aramızda. Rumeli TV ile de ben ediyorum çalışacak. Evet. Biz de Rumeli TV'ye paket program yapıyoruz bu arada. Şaban abi daha doğrusu. Onun önderliğinde. Zaten onlar, bu işler hep onun önderliğinde oldu. Burada canlı yayında onları konuşmayalım da inşallah onlar i̇nşallah da iyi bir çalışmamız olacak. Tamam, peki. Evet, değerli seyirciler, sohbetimiz bu kadar diyelim. Eklemek istediğiniz var mı? Bunları isterseniz son olarak alalım. Neler söylemek istersiniz? Eğitime katkılarımıza devam edeceğiz inşallah. Evet. İnşallah buradan başlayacağız. Kendi bölgemizden başlayıp devam edeceğiz. Evet. İnşallah. Evet. Yani olgunlar da bu işe ön ayak olduğu için sebep olanlara da çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Daha nice 27 yıllar diyoruz. İnşallah. Diyoruz. İnşallah. Çok güzel. Evet, Harun Musa, sen neler söyleyeceksin? Biraz hep biz konuştuk, sen sustun. Gerçi sana küçükler sussar ama bu kadar susmayalım. Yani bir şeyler söylersen bize seviniriz. Biz bu sektörde önce olduğumuz için ilk başta sıkıntılar çektik. Bu balı tanıtmaya çalıştık. Satış pazarlamada sen varsın. Evet. Bunu hiç kimse bilmediği için biraz pazarlaması zor oldu ilk başta. Biz de tüketicilerimize bir güven sağladık. Bu güveni sarsmamaya çalışıyoruz her zaman. Aynı zamanda tüketicimize hizmet verirken köylümüz, çiftçimiz için de yeni bir
alternatif pazar oldu. Kendi ürettiği mısırı da işte farklı bir şekilde değerlendirme fırsatı buldu. Hem besicilerimize hem de çiftçilerimize hizmet veriyoruz. Peki. Fenerbahçe'ye tutuyorum dedin. Bu sene Fener'in durumu ne olur? Şampiyon olur mu? İnşallah şampiyon olur. İyi olur inşallah. Şampiyon olacağız diyoruz. İnşallah. Ama bir puan var aramızda. Bakalım onu nasıl kapayacağız. Kapatırız ya. Daha önümüzdeki maçlara bakacağız. İnşallah. Evet Mustafa, son olarak eklemek istediklerin neler? Onları da alalım. Son olarak turnuvadaki takımlara başarılar diliyorum. Ben iyi bir turnuva geçeceğini umut ediyorum. İnşallah. İnşallah şehrimize hayırlı olur ve uğurlu olur. Biz de size teşekkür ediyoruz. Programımıza katıldınız. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sponsor oldunuz. Önemli bir şey. Gerçekten önemli bir adım. Sikari için de turnuva için önemli bir adım. Bir ilki yapıyorsunuz şu anda. Onun da bilgisini vermiş olayım size. Sakarya'da da hep ilkleri yapıyoruz. Evet zaten ilk bu işte de ilk biz bu işte de ilk. Bize nasip oldu. İnşallah. Hayırlı olur inşallah. Adapazarı'na ilk defa pancar hasat makinasını getiren de biz olmuştuk. Yani ilklerin firmasıyız. Yani bu mısır silajı ve pancar küspesi paketleme makinalarını da ilk getiren biz olduk. Hı. Yani sektörde de öncüyüz. İnşallah burada da öncüyüz. Öncülüğümüz de hayırlara vesile olur, daha da ilerler. Evet. Hayırlı olsun inşallah. İnşallah. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Şeref verdiniz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar değerli seyirciler.